Merhaba arkadaşlar. Şimdi hafta içi biz her ne kadar, her gün neredeyse halka arz konusunda bilgiler vermeye çalışarak, halka arz hisselerini sizlerle paylaşarak, tabandaki el değiştirme oranlarını paylaşarak, sıfır maliyetli hisse oluşturarak, halka arzların ne kadar aslında bize kazanç sağladığını, ufak da olsa minik minik birikimlerle damlaya damlaya kör olduğunu sizlerle paylaştığımızı biliyorsunuz. Sürekli olarak halka arzlar konusunda bilgiler vermeye çalışıyoruz. Tabii ki uzun vade temettü hisselerimiz de var. Tabii ki büyüme hisselerimiz de var. Ama halka arzlar konusunda gerçekten biz de o sıfır maliyet konusunda daha detaya girmeye çalışıyoruz, çalışacağız. Bir konuda Asım Yalçınkaya'nın paylaştığı şu konu dikkatimi çekti. Bakın bu tweette. Adil değeri altında olan halka arz hisseleri. Şimdi arkadaşlar son bir yıl içinde belki 1,5-2 yıl içinde halka arz olan şirketleri şurada görüyorsunuz. Bakın. Son FKÖ-DD FEVÖK PD değerine göre kendime not demiş Sayın Asım. Kesinlikle al sat tut yatırım tavsiyesi değil demiş. Şu şirketler arkadaşlar son değerine göre halka arz değeri adil değerinin altında seyrediyormuş. Kayse 34 lira 42 kuruşla normalde adil değerinin %60 altındaymış arkadaşlar. Odin yeni halka arzımız daha işleme başlamadı biliyorsunuz. İskontosu olduğu için bu listeye girmiş olabilir. Yayla Gıda 14 lira 84 kuruş seviyesiyle %26 olarak adil değerinin altındaymış arkadaşlar. Bakalım mı? Yani merak ettim gerçekten. YYGD mi? Ya da şöyle diyeyim. Yayla Gıda. Niye altındaymış? Şimdi bakalım. Şurası halka arz olduğu nokta. 5 liradan, 5 lira civarından halka arz olmuş. Şu an 14 lira. Nereden baksanız Haziran 22. 1,5 yıl geçmiş. 1,5 yıl önceki gelen bilançolardan sonra adil değerinin altındaymış FKPD oranlarıyla beraber arkadaşlar. Hani burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama anlaşılan o ki halka arz hisseleri bile tamam ilk katıldığımızda hani verdiği 10 lot, 20 lot, 30 lotla tavan serisinden sonra bize kazanç sağlıyorlar. Ama anlaşılan o ki o düzeltme evresine girdikten sonra hepsi böyle alıp başına gidiyor 10 kat, 20 kat gidiyor değil. Bakın Yayla Gıda gitmemiş. Biyen Yapı gitmemiş. 44 lira 64 fiyatıyla şu anki adil değerinin %15 altındaymış. Astor 113 lira. %15 altındaymış şu anki adil değerin. İlginç değil mi? Astor gibi bir şirket. O kadar konuşuluyor, o kadar popüler ki. Exxon %12 altında. A1 Kapital %8 altında. Göknur Gıda %5 altında. Çatalhazı %4 altında. CV Enerji. Arkasından bakmıştık ya. Kaçan balığımızdı bizim o. %2 altında şu an adil değerinin. Çok da değilmiş yani nötrmüş ama yani güzel şirket. Avrupaken ona bakmak bile istemiyorum. Hiç buraya listeye bile koymasın Asım Bey. Teşekkür ediyoruz şu listeyi bizlerle oluşturmuş. Odin ve Avrupa Kent hariç gerçekten diğerleri de adil değerinin altında. Bunlara yatırım yapılır mı? Yapılır. Beklenir mi? Beklenir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Halka arzlara katılıyoruz. Tavan serisi gitsin diyoruz. O şöyle güzel 500 lira 1000 lira kar ettim. 1500 lira kar ettim diyoruz. 3-5 hesaptan katıldığımızda belki mutfak masraflarımız çıkıyor ama bakın şurada. Hep 10 kat 15 kat kazandıracak diye bir kaide yok. Görüyorsunuz halka arz olmuş son 1-1,5 yıl belki 2 yıl içinde. Şu anki fiyatıyla adil değerinin altında bulunan halka arz hisselerimiz arkadaşlar. Yine de şöyle bir göz ucuyla bakmakta yarar var diye düşünüyorum. Biz buradayız. Görüşürüz.